Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca üzerinde duracağımız dikkate değer konular var. Özellikle kredi garanti fonundaki tablo, KOBİ'lerin kredilendirilmesi, önümüzdeki döneme dair beklentiler, işleyiş mekanizması ve buradaki işleyiş mekanizmasının, kredi mekanizmasının içerisinde dikkate değer unsurlar. Tüm bunları kredi garanti fonunun eski genel müdürü, ekonomist, bankacı İsmet Gergerli'yle ile birlikte değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Hem hava yollarındaki son durumu hem aynı zamanda önümüzdeki döneme dair beklentileri konuşacağız. Ayrıca ulaştırmanın bir başka kolu, yaz tatili planlaması yapanların da son dönemdeki en fazla ilgi gösterdikleri alan tekne ulaşımı ve mavi turlar. Bunlarla ilgili olarak da genelge yayınlanması suretiyle tablonun nasıl şekilleneceği netleşiyor. Buna dair detayları konuşacağız Güntay Şimşek'le birlikte. Piyasalara dönüp baktığımız zaman risk iştahının nispeten yüksek olduğu bir gün, şu sıralarda bir parça karların geri verildiğini görüyoruz. Biz kendi içimizde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Endeks 106.300 puan sınırına kadar gitti, değmeden döndü ama şu an itibariyle kazanımlarının önemli bir kısmını geri vermiş olmakla birlikte hala 470 puan kadar dünkü kapanışının üstünde kalmaya devam ediyor. Bankalardaki alımlar burada belirleyici, %1'in üzerinde bankacılık sektöründe alımlar var. Diğer taraftan yine sanayi sektöre baktığımızda daha sınırlı hareketler olduğunu da altını çizmek lazım. Fakat Garanti ve İş Bankası buradaki yukarı yönlü hareketlerde başı çekiyorlar. Onu söylemiş olalım. Gelişen ülke kurlarında baskı var. Şu an itibariyle Doğu Avrupa kurları haricinde diğer gelişen ülke kurlarının hepsi yukarı gidiyor. Türk lirası da benzer şekilde değer kaybı içerisinde 6.81.90 seviyesine kadar geldik. Özellikle bizim tatil olduğumuz gün içerisinde 6.70 sınırına kadar gelen kur oradan kabaca bir 11-12 kuruş kadar yukarı sıçramış görünüyor. %1.5 civarında o gördüğü dipten yukarı gidişi söz konusu oldu. Euro TL tarafında da 7.52 sınırına kadar bir kez daha geldik. Euro dolarda 1.10.30 civarında fiyatlama görüyoruz. Özellikle Euro bölgesinde Avrupa Komisyonu güven endeksine baktığımız zaman orada bir dipten dönüş sinyali olduğunu gördük. Kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler geldi. Daralma 4.8'di, ilk okuma 5'e revize edildi. Diğer tarafıyla yine haftalık işsizlik maaşı başvurularında ilk kez düşüş olmasına rağmen toplam başvuru sayısı 40 milyonun üzerine çıktı. Çalışan her 4 Amerikalı'dan bir tanesinin bu bağlamda yine haftalık işsizlik maaşı başvurusuna başvurduğu ifade ediliyor. Haftalık işsizlik maaşına başvurduğu ifade edilmiş oluyor bu veriyle birlikte. Ama sayının düşmesi, trendin bozulması, biraz daha ekonomilerin açılması dikkate değer. Aynı şekilde dayanıklı tüketim malı siparişlerine baktığımız zaman da benzer bir tablo olduğunu, verinin ekside kalmaya devam ettiğini ama dipten dönüş sinyali ürettiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bakacağız bunun fiyatlaması nasıl olacak. Avrupa borsaları ortalamada %1'in üzerinde artıda kalmaya devam ediyor şu an itibariyle. Primlerde başı çeken yerse yine İtalya, özellikle Avrupa'daki kurtarma paketinden en iyi faydalanması beklenen ülke İtalya, İspanya ile birlikte dolayısıyla oralardaki kutlama devam ediyor. Dördüncü gündür üst üste Avrupa hisseleri yukarıda. Amerikan vadelilerine göz gezdirelim. Amerika'da özellikle dün dalgalı bir seans olmuş, güçlü başlangıç, ardından teknoloji hisseleriyle sert satış, sonrasında yeniden artı kapanış görmüştük. Şu anda da Amerikan vadelilerinde karışık bir seyir var. %1'e yakın Dow Jones vadeleri yukarıda, %0.75 Nasdaq vadeleri aşağıda, %0.4 S&P 500 vadeleri yukarıda. Dow Jones endeksi 25 bin puanın üzerinde kalmıştı dün itibariyle. Keza yine S&P 500 endeksi 3 bin puanın üzerine kadar çıkmıştı. Bakalım teknoloji tarafındaki zayıflama buralardaki tabloyu tersine çevirecek mi, yoksa momentum trade'i biraz daha ön planda mı kalacak? Bunları yine izleyeceğiz, takip edeceğiz. Gelişen ülkeler demişken biraz evvel burada Polonya Merkez Bankası'nın kısa bir süre evvel faiz indirimi yaptığını da söyleyelim. %0.5'te olan faizi beklentilerin ötesinde indirerek %0.1 seviyesine kadar düşürdü. Güney Afrika'dan Brezilya'ya, Türkiye'den Polonya'ya kadar hemen hemen her yer faiz indirerek ekonomisini desteklemeye çalışıyor. Dün de Güney Kore'den bahsetmiştik. Dolayısıyla genel olarak bakınca bu trend devam edecek gibi de görünüyor. Nereye kadarını sormak için telefon hattındaki konuğumuza gidelim. Virtus Global yönetici ortağı İnanç Özer bizleri bekliyor. İnanç, özellikle hemen hemen tüm gelişmiş piyasalarda zaten kalmadı ama gelişen piyasaların da hepsinde çok ciddi bir faiz indirim trendi var. Dolayısıyla şu anda hem bizdeki faiz hadlerine baktığın zaman hem dünyanın geri kalanındaki faiz hadlerine baktığın zaman burada
önümüzdeki döneme dair herhangi bir sermaye girişi açısından kimde ne kadar fazla imkan uyandırıyor mevcut düzeyiyle faizler? Aslında bakacak olursak küresel çapta salgının etkilerine karşı klasik bir çözüm önerisi var. Para politikasından destekle yaşadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla faiz indirimleri dünya genelinde devam ediyor ve uzunca bir müddet düşük kalmaya devam edecek. Bence esas artık sormamız gereken ilave faiz indirimlerinin ne boyutta olacağından öte ne kadar süreyle mevcut faizlerin kalabileceği olmalı. Burada Amerikan Merkez Bankası 2021'in sonuna kadar herhangi bir değişiklik olmayabileceğini sinyalini veriyor. Ve bu da gelişmekte olan ülkelerde yakın zamana kadar ciddi bir iyileşme sağlamış durumda. İşte biraz daha aslında finansal piyasalardan daha çok siyasi gelişmeleri fiyatlıyor gibi görünüyoruz. Özellikle Amerika-Çin arasındaki Hong Kong özelindeki gerginlik ve keza yurt içindeki gelişmeler ışığında bir risk iştahında azalış nispeten söz konusu. Her ne kadar TL negatif ayrışı olsa da ben piyasanın peyderpey açılmasıyla birlikte Haziran ayının belki yılın geri kalan açısından en rahat geçirebilecek ay olduğunu düşünüyorum. Peki İnanç, şu anda gelişen ülkelere bir sermaye akımı beklentin var mı diye de sorayım. Çünkü bu işler bir şekilde toparladıktan sonra önümüzde çok ciddi bir Merkez Bankası bilançosu, sadece Fed'den bahsetmiyorum, dünyanın her yerinde ve aynı zamanda çok da ciddi bir düşük faiz ortamı olacak. Nereye ve hangi enstrümana kaymasını beklersin buradaki kaynağın? Bence halen Amerikan tahvilleri en cazip getiri ve yatırımcıların tercih ettiği alan gibi gözüküyor. Keza Amerikan borsaları. Çünkü ortalıkta toz duman havası devam ediyor tüm dünya genelinde. Bu da risk iştahında maalesef kaydeder bir iyileşme sağlamıyor. Çok sınırlı ve geçici bir iyileşmeden bahsediyoruz. Onca yüksek likit enjeksiyonlarına ve onca ilave açıklanan mali paketlere ve tabii ki çok düşük faizlere rağmen. Dolayısıyla da ben ilave bir iyileşme için çok daha belirgin bir siyasi ortamın düzenlenmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Sanki Amerika ile Çin arasındaki gerginlik bize o fırsatı maalesef yılın geri kalanı için vermeyecekmiş gibi duruyor. Belki burada kayda değer bir risk iştahında açılmayı biz önümüzdeki sene görebiliriz küresel piyasalar açısından. İnan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Şimdi Kredi Garanti Fonu'nun 2017 yılındaki ivmesinde, artı sonrasındaki gelişiminde çok önemli rol oynamış, genel müdürlüğünü yapmış bir isim. Şimdi ekonomist ve bankacı unvanı ile bizlerle birlikte Sayın İsmet Gergerli, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi tabii Türkiye'deki, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki kredi piyasasına baktığımız zaman kredilerdeki gelişimle ekonomik büyüme arasında çok doğrudan bir ilişki olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kredi büyümesini sağlıklı ve sağlam bir şekilde yürütebildiği yıllarda Türkiye ekonomisi ciddi bir ivme kazanabiliyor. Geri kalan yıllardaysa bir miktar daha mutedil seyre doğru dönüyor. Soru şu, özellikle bu dönemde kredi garanti fonu aracılığıyla biz bir kez daha ciddi bir kredi genişlemesine döndük. Ama bu kez koşullar daha farklı. Büyümeyi sağlamak değil, daralmayı önlemeye yönelen bir yaklaşım söz konusu gibi duruyor. Ne kadar etkili olmasını beklersiniz bu ortamda sağlanan kredi genişlemesinin? Şimdi Açıl Bey, sorunuza cevap verebilmek için aslında bir tarihi analiz yapmak gerekiyor. Son 10-12 yıllık Türkiye bankacılık sektörünün kredi arzı ve o konjonktürün getirdiği ihtiyaç ve çözümleri görmekte fayda var. Çok kısa bir geçmişe baktığımızda 2008 küresel finansal krizin Türkiye yansımaları 2008'in sonunda 2009'un başlarında hissedilmiş ve o günün şartlarında da en başta KOBİ'ler olmak üzere birçok işletme krediye erişimde zorlanmıştı ve kredi genişlemesinde sorun yaşanmıştı. O günün şartlarında 2008-2009'a baktığımızda kredi garanti fonu, hazine kontrol garantili işlemleri henüz yoktu ve küresel krizin etkileriyle birlikte hazine kontrol garantili işlemler 2009'un ortalarında gündeme gelmiş ve daha sonra da 2010'un başında kredi garanti fonunun hazine destekli paketleri hayata geçmişti. Sebep şuydu, en başta KOBİ'ler krizlerin olduğu dönemlerde, risk iştahının düştüğü dönemlerde kredi erişimde sorun yaşıyorlar. Teminat problemi olan, riskli görülen bir kitle oldukları için bankacılık sektörü bunlara kredi vermekte daha çekingen davranıyor. Nitekim 2016
darbe girişiminden sonra Türkiye'de bir ekonomik aktivitede de olumsuz ortam oluşmuştu ve 2016'nın sonunda Kredi Garanti Fonu'nda yeni bir paketle birlikte, hazinemizin sağladığı destekle birlikte çok ciddi bir katkı sağlamıştı Kredi Garanti Fonu mekanizması bankacılık sistemine. Burada 2017 örneğini çok iyi anlamak lazım. Başta KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, aynı zamanda bankacılık sisteminin de kredi verme iştahını regüle edecek bir düzenleme yapmak gerekiyordu. 2017'deki başarının arkasında bu ikili yapı var aslında. Bankacılık sisteminin sermaye yeteri rasyolarını rahatlatıcı karşılıklar düzenlemesi anlamında yapılan düzenleme ve KOBİ'lerin daha rahat krediye, daha ucuz, daha uzun vadeli krediye erişimini kolaylaştırıcı bir destek gündeme gelmişti. Nitekim 2017'de yaklaşık 200 milyarlık bir kredi line'ıyla ciddi bir kredi genişlemesi sağlanmıştı ve 2017 %7.4 büyümede bu kredi genişlemesinin çok ciddi katkısı olmuştu. Dediğiniz çok doğru, sorunuzun özünde çok doğru bir yaklaşım var. Kredi genişlemesi büyümeyi tetikleyen, büyümeyi arttıran, aynı korelasyon üzerinde hareket eden ikili bir yapı. 2020 küresel pandemiyle birlikte bütün dünyada ortaya çıkan ekonomik aktivitedeki yavaşlama, küçülme bizi de etkiledi ve bizde de KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletme üretimlerini kıstı. Hem arzda hem talepte ortaya çıkan yavaşlamayla birlikte ekonomik faaliyetin yavaşlaması kredi ihtiyacını da beraberinde getirdi. Şimdi Türk bankacılık sistemi 2019 sonunda yaklaşık 2.6 trilyon TL olan kredi büyüklüğünü 15 Mart itibariyle 3.1 trilyon Türk lirasına yaklaşık 500 milyarlık bir genişleme söz konusu. %18 bir büyüme söz konusu. Bu büyüme başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin kredi taleplerini karşılayan bir büyüme. Yani bireysel krediler de var. Küçük bir bölüm bireysel krediler. Ama ağırlıklı olarak KOBİ'lerin pay aldığı bir büyüme söz konusu. Bunda yine Kredi Garanti Fonu'nun destekleri ve bankacılık sistemi de özellikle kamu bankalarının yaklaşımı çok önemli ve değerli. Çünkü bu yaklaşık 500 milyarlık kredi büyümesinin yaklaşık 1/3'lük kısmı kamu bankaları tarafından sağlanmış durumda. Özel bankaların ya da yabancı sermayeli bankaların aldığı pay maalesef sadece 1/3'lük kısmı olacak şekilde. Dolayısıyla bu dönemin kredi arzındaki genişlemenin büyümeye en azından negatif büyüme ihtimalini azaltıcı bir etki yapacağını, ekonomik aktivitede önemli bir katkı sağlayacağını düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla burada başta kamu bankalarının aldığı pozisyon, Kredi Garanti Fonu'nun yaptığı yaklaşım çok değerli. Şimdi Kredi Garanti Fonu 2009-2015 döneminde, 2016 arasında mekanizması görece daha yavaştı. 2016'dan sonra bizim de görevde olduğumuz dönemde yeni bir sistemde, yeni bir yaklaşımda ciddi bir destek mekanizması haline geldi. Ve bugün de yine oradaki arkadaşlarımız çok güzel şeyler yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Kredi Garanti Fonu mekanizması dünyada da örnek bir mekanizma olarak kabul edildi. Pandemiyle birlikte Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya, Çin, Japonya kredi garanti sistemleri de aynı şekilde hem genişletici mekanizmanın aracı halinde kullanıldı hem de maliyet düşürücü etkisi o ülkelerde de kullanılmaya başlandı. Yani Türkiye'nin kredi garanti mekanizması birçok ülkede de örnek teşkil edecek bir
yapıya büründü. Şimdi tabii o dönemde bu mekanizma kurulmamış olsa muhtemelen bu kadar hızlı reaksiyonla harekete geçmek mümkün olmayacaktı Türkiye açısından da. Benim burada temelde sormak istediğim sorulardan bir tanesi Türkiye bir KOBİ ekonomisi. Dolayısıyla KOBİ'lere genel anlamıyla dönüp baktığımızda oradaki bilançolara, oradaki yapılara hakim olmak çok kolay değil. 2017 yılından edindiğiniz deneyim üzerinden soracağım. Özellikle şu an itibariyle buralardaki kredi mekanizmasının işleyişi ve KOBİ'lerin bilanço durumu, bilanço tablosu nasıl görünüyor ve nasıl etkilenmiş olabilir bu kadar ağır bir kapalı kalma sürecinden? Açıl Bey, sorunuza cevap vermeden önce çok küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. KOBİ'lerin ekonomik aktivitedeki önemi hem liberal ekonominin hem de demokratik sistemlerin gelişmesi için çok büyük önem arz ediyor. Yani KOBİ'lere biz niye değer vermeliyiz? Bir, ekonomik aktivitelerdeki önemleri, bunlar nedir? İşte hızlı uyum sağlamaları, değişime açık olmaları, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya dönük esnek yapıları, ihracatta, istihdamda sağladıkları katkı, bunlar ekonomik tarafları. Ama aynı zamanda sermayenin dağılması, tabana yaygın hale gelmesi, dolayısıyla demokrasinin gelişmesi, yani kapitalist sistemin belli odakların elinde biriken sermayeleri yerine tabana yaygın bir sermaye ve bunun demokrasiye etkisi anlamında KOBİ'ler çok önemli. Türk KOBİ'leri toplam işletmelerin neredeyse tamamına yakın, %99'u. Milli gelirden aldıkları pay %62. İhracatın %55'ini, istihdamın %75'ini sağlayan bir grup. Ancak KOBİ'ler önemli bir kısmı 9-09 arası çalışanı olan, yani mikro işletme dediğimiz işletmelerden oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ var. Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda da benzer yapılar var. Örneğin Japonya'da yine 3,8 milyon KOBİ var. Japonya dünyanın en büyük 3. ekonomisi. Gayri safi milli hasılası 5,5 trilyon doların üzerinde, kişi başı milli geliri 36 bin dolar. Ama orada da ekonomik aktivitenin en önemli unsurları yine KOBİ'ler. Bizim KOBİ'lerimizin bu kadar önemine rağmen finansmana erişimde çok ciddi sorunları var. Yine 2008'den bugüne baktığımızda %22 ile %26 arasında toplam kredilerden aldıkları paylar söz konusu. Yani KOBİ'ler bankacılık sisteminden arz edilen kredilerin yaklaşık %25'ini alabiliyor. Son dönemde, yani 15 Mart 2020 verilerine baktığımızda şu anda %25'e gelmiş durumda. Yıl sonu %23'tü. Çünkü kredi arzındaki genişlemede en önemli payı KOBİ'lere aldı. Bunda da kredi garanti fonu mekanizmasının bu anlamda yönlendirici etkisi oldu. Yani orada bir sistem var. O sistem aracılığıyla KOBİ'lerin desteklenmesi, bankacılık sisteminin KOBİ'lere kredi arzını genişletmesi sağlanabiliyor. Şimdi KOBİ'lerin bu kadar önemini vurguladıktan sonra sorunlarının çözümüne dönük de tedbirlerin alınması gerekiyor. Finansmana erişim çok önemli KOBİ'ler için. Bunun için kredi garanti sistemi çok değerli bir sistem. Bu önemli ölçüde sorunu çözüyor. Ancak öte tarafta bankacılık sistemi İSEL derecelendirme yapılarıyla, yani rating sistemleriyle KOBİ'leri skorluyor ve ona göre kredi veriyor. Şimdi rating sistemleri geçmiş 3 yıla bakarak, firmaların tarihçelerine bakarak kredi değerlendirmesi yapıyor. Şimdi eğer geçmişi çok iyiyse kredi almakta sorun yaşamıyor. Ama geçmişinde moralite bozukluğu ya da başka bir sorun varsa kredi alması, krediye erişmesi oldukça güç. Burada temel sorunlardan biri bu bence. Yani rating sistemlerinin KOBİ'lerin geleceğe dair beklentileri ve yapacaklarını da ölçümleyecek şekilde yeniden kurgulanması, bu anlamda yeni çözümler, yeni sistemler buradaki kredi erişimine olanak sağlayacak, imkanları genişletecek. Bir diğeri, yine KOBİ'lerin diğer bir sorunu, alacaklarıyla ilgili yaşadıkları sorunlar.
piyasaya borçlarını, piyasa alacaklarını yönetmeleri. Bununla ilgili de Türkiye'de son 1,5 yılda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Alacak sigorta sistemi bu anlamda bence çok değerli bir adım. Yine Türkiye Hazinesi bununla ilgili sistemi düzenledi ve en son pandemiyle birlikte daha önce 25 milyon TL'ye kadar cirolu KOBİ'ler için yapılan destek mekanizması 125 milyon TL'ye kadar cirosu olan tüm KOBİ'leri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Ancak halen KOBİ'lerimiz bu sistemi henüz yeterince bilmedikleri için alacak sigorta sistemine dahil olamıyorlar. Bu da yine piyasadaki alacak borç ilişkilerinin garantisi anlamında çok değerli ve bunu da kullanmak KOBİ'lerin piyasa riskini yönetmesi anlamında onlara fırsatlar sunacak. Peki İsmet Bey bir sorun var. Bu konuda bir sorun var size. Özellikle sürenin de sonuna yaklaşıyoruz. Çok hızlıca soracağım o yüzden. Bu alacak sigortası meselesi Türkiye'de belirli bir noktadan sonra bir zorunluluk haline getirilebilir mi? Ya da en azından alacağım bir kısmını yapılan işlemlerde kesilen faturanın tahsilat veya vadeyle alınacak olan kaynağın belli bir kısmının alacak sigortasının zorunlu hale getirilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani marjlarını şirketler oradaki primi göze alarak oluşturma şansına sahipler mi? Hakikaten çünkü en önemli problem bu. Şimdi bir yandan çeklerdeki tahsilatı çözmek için uğraşılıyor. Bir yandan diğer unsurlar işte stop finansmanı için krediyle uğraşılıyor vesaire. Dolayısıyla evet, en önemli sorunlardan bir tanesini burası oluşturuyor. Şimdi Açıl Bey, burada hazinenin yaptığı düzenleme, sigortacılık düzenlemesiyle birlikte primler çok makul hale geldi. Yani 1,5 yıl, 2 yıl önceye baktığınızda Türkiye'de 3 tane sigorta şirketi alacak sigorta sistemini kullanıyordu. Ve primler çok yüksek olduğu için KOBİ'ler zaten kullanamıyordu orayı. Aynı şekilde bu 3 sigorta şirketi büyük ölçekli ticari kurumsal segmentte işletmeler için bu sistemi daha çok kullandıkları görülüyor. Hem maliyeti hem de KOBİ'leri ölçümleyecek metodolojileri olmadığı için. Ancak yeni yapıyla birlikte hazinenin öncülüğünde sistemin reesüransı düzenlendi. Dolayısıyla prim mekanizması da çok maliyeti düşen ve KOBİ'lerin çok rahat poliçeleştirebilecekleri noktaya geldi. Ancak burada KOBİ'lerin temel sorunu, bence bütün sistemin temel sorunu, KOBİ'lerin finansman erişiminde de aynı sorun var. Kayıt altındaki yapıların daha da iyileşmesi gerekiyor. Yani KOBİ'lerin kayıt altında bir ekonomiyle, daha çok kayıtlı çalışmalarıyla hem alacak sigorta sistemin finansmana erişim sorunlarını da minimize edebileceklerini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz İsmet Bey, aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Ümit ediyoruz daha geniş genişle konuşma şansına önümüzdeki dönemde sahip oluruz buradaki meseleleri. Gidiyoruz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Avrupa seansında işler fena gitmiyor. Üst üste 4. gün yukarı yönlü hareket söz konusu. Neler var gündeminde Avrupa'nın, Ceren? Açıl, Avrupa borsalarındaki iyimserlik sürüyor. Endekslerde şimdi İtalya borsası öncülüğünde yükseliş %2'yi aşmış durumda. Fakat Avrupa'nın genelinde %2'ye yaklaşan primler hakim. Sadece İspanya borsası dün görece pozitif ayrışmıştı. Bugün biraz daha geriden geldiğini görmekteyiz. Tabii dün Avrupa Birliği Komisyonu'nun önerdiği 750 milyar euroluk fon önerisi iyimserliği tetikleyen temel unsur olarak öne çıkmakta. UBS'in bu konuyla ilgili bir çalışması var ve bu fonun ülkelere dağılımına göre baktıkları zaman, yani gayri safi yurt içi hasılaya kıyasladıklarında en büyük faydayı 3 ülkenin sağlaması bekliyor. Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan bu fondan en büyük faydayı sağlayacak 3 ülke olarak öne çıkmakta. Aslında biz hep İtalya ve İspanya öncülüğünde konuşmuştuk bu fonu. Yani İtalya aslında bu fondan 82 milyar euroluk bir hibe alacaktı. Fakat gayri safi yurt içi hasılasıyla kıyasladığımız zaman aslında sadece %4,6'sına denk geldiğini görmekteyiz. Tabii hem bu alınan önlemler hem de artık Avrupa ülkelerinin Mayıs ayı itibariyle yavaş yavaş açılıyor olmaya başlaması da verilere yansımaya başladı. Bugün Euro bölgesi ekonomik güven endeksi göstergesini takip ettik ve Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerilemişti endeks. 67,5 seviyesini almıştı. Mayıs'ta görece bir yükseliş yaşandığını gördük. 64,9'du. 67,5 seviyesine yükseldi Mayıs'ta. Ve baktığımızda en fazla Hollanda, Almanya ve İspanya'da güven artışı dikkat çekti Mayıs'ta. Fakat Fransa'da büyük ölçüde
bir değişim gözlenmedi. Alt kalemlere baktığımız zaman endeksin özellikle üretim beklentilerindeki artış etkili oldu bu yükselişte. Fakat hizmetler sektöründeki kötümserlik Mayıs ayında da devam ettiğini görmekteyiz. Tabii canlandırma paketleri gelmeye devam ediyor. Mesela dün aktarmıştık, Fransa hükümeti bu hafta başında otomotiv sektörünü canlandırmak için yeni bir paket açıklamıştı. Önümüzdeki hafta da gözler Almanya'da olacak. Çünkü Almanya Haziran ayı başında yeni bir paket açıklayacak. Açıl, detayları aktaracağız diyelim ve söz tekrar sana bırakalım. Ceren, teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Amerikan piyasalarının açılışıyla yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Amerikan piyasaları açılmak üzere, gelen de çok sayıda veri var. Melike Ayhan bizleri bekliyor. Melike, büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı tüketim malı siparişleri. Evet, kesinlikle bir tanesini daha eklememiz lazım. İşsizlik sigortası başvuruları. Evet, bunlarla birlikte bunlara rağmen diyelim aslında borsanın tekrar kendini yukarı atmaya devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan da ABD için gerilimi hala arka planda. Arka planda diyorum çünkü biraz arka plana atılıyor ve bu biraz da traderlar, yatırımcılar tarafından tam anlamıyla göz ardı ediliyor. Görmezlikten geliniyor çünkü bunun büyüme ihtimali de var. Fakat şu an itibariyle fiyatlanan bu değil. ABD ekonomisinin açılması, bir şekilde aşının ve terapilerin bulunacağına dair umudun yukarı çıkması. Ve bir dizi ekonomik veri geldi bugün gerçekten. Şimdi baktığımızda 40 milyon işsizle karşı karşıyayız ABD totalinde. Geçen hafta 2.13 milyon tekrar yepyeni ABD'den işsizlik sigortasına başvuran Amerikalı olmuş. Dayanıklı tüketim malları siparişlerinde %17.2 kadar düştüğünü görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın da birinci çeyreğinin ikinci tahmini %5 düşüşle karşımızda. Şimdi bütün bunlara baktığımızda dünkü yukarı çıkışa da bakarsak, çünkü bankacılık, sanayi, telekom, tüketici hisselerinin devamlı yukarı çıktığını görüyoruz. Ekonomik veriler fiyatlanmıyor. Fiyatlanan gerçekten tam anlamıyla umut ve 100 bin ölü vakasının olmasına rağmen, ki Trump bugünkü konuşmasında da onu söyledi. Diyor ki aslında önlemleri almasaydık, benim yaptığım bütün sıkı tedbirleri almasaydık bu milyonlara ulaşabilirdi diyor. Fakat bunu ne kadar inandırıcı olduğu tabii ki soru işareti. ABD medyası tarafından bölünürlük, iki parti arasında da demokratlarla cumhuriyetçiler arasında gittikçe artmışken ve baktığımızda bir yandan da sosyal medya devlerine dünden beri Trump'ın saldırıları da devam ediyor. Twitter'ın bugün düştüğünü tekrar görüyoruz. Wall Street Journal'ın raporuna göre bir şekilde bu regülasyonlar, kendisinin Trump'ın söylediği regüle edeceğiz ve gerekirse kapatacağız demişti. Fakat regülasyonla ilgili bir takım yasa tasarılarının planlandığı sarayda haberi Wall Street Journal'da bu hissenin düşmesine sebep oldu. %3.8 düşen Twitter'a Facebook da katıldı %1.1'lik düşüşle. Çıkanlar arasında Dollar General var, Abercrombie Fitch perakende hisseleri, dünden beri bankacılık hisselerinin tekrar yukarı çıktığını, telekom ve çip yapımcılarının kendini tekrar yukarı taşıdığını görüyoruz. ABD'nin 50 eyaletinde kısmi de olsa açılışlar oldu ve bu da tabii ki fiyatlananlar arasında. Ve bir yandan da Fed yetkililerinin konuşmaları pozitif algılandı, fiyatlandı. Bugün de yine New York Fed Başkanı John Williams'dan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'a kadar birçok Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Onların mutlaka ekonomiye ve piyasalara destek olacağına dair yorumları etkili olmuştu dün. Ama dediğim gibi ABD-Çin tansiyonu hala bir endişe ve Çin'den özellikle yasa tasarısının kabul olduğuna dair haberin de gelmesiyle birlikte ABD'de traderlar endişeleniyor ama bunu fiyatlamıyor diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir araya daha gideceğiz. Sonrasında Güntay Şimşek'le birlikte karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikteyiz. Güntay Şimşek, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi üzerine konuşulacak çok konu var ama ilki zannediyorum Türk Hava Yolları'ndan Sayın Bilal Ekşi'den gelen açıklamalar. Yeni uçuş kurallarına dair kendi içlerindeki planlamayı, çalışmayı sosyal medya hesabı üzerinden aktardı, paylaştı. Sen de İlker Hacı ile konuştuğunda benzer dönüşler almıştın zaten. Hani kabin bagajı olmayacak, koridorlarda kuyruk oluşmasına müsaade edilmeyecek. Aynı zamanda yine 4 saatte bir de maske değiştirecek şekilde uçulacak gibi unsurlar var. Başka neler var? Şimdi yaklaşık bir 20 gün falan önce bu dünyada neler oluyor, neler değişebilir diye bir yazı biraz uzun çalışarak hazırlamıştım. Habertürk'te yayınladık. 24 maddeye yakın ama toplamda baktığımızda hayatımızı etkileyecek 50 ile 70 arasında bir değişiklik söz konusu. Kalem olarak bakarsanız. O da evinizden çıktınız, havalimanı, uçak, uçaktan indiniz, karşı meydan ve varacağınız yere kadarki süreçte yani yaklaşık 50 ile 70 arasında bir değişiklikte bahsediyoruz. Ama bu değişikliklerin nasıl olacağını, tam kayde ve kurallarına şunlar olacağına dair Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'dan henüz şu ana kadar bir karar, kayde, kural açıklanmadı. Ki orası çok önemli. Herkesin gözü orada. Oradan çıkacak kararlar her şeyi değiştiriyor. Hani bu Türk Havalarının laptop yasağı falan filan olmuştu ya. Hepsi oradan. Onu da kaldıranlar orası. Tabii her şey oraya kaynaklı. Dolayısıyla en önemli şey orası. Onun kararı bu ay sonu itibariyle bugün yarın gelir. Onun öncesinde bütün hava yolları, Türk Havalar da sağlık kurullarıyla yine bazı yolları kendi sağlık kurullarını oluşturuyor. Bazıları ülkenin sağlık otoritelerinin verdiği tavsiyeler neticesinde Bilal Bey'in de açıkladığı. Geçen hafta benim TEA Yönetim Kurulu Başkanı İlker Hacı ile yaptığım röportajda altını çizdikleri hususlar işte en önemlisinin birisi ikramdı. İkram değişecek. 2 saatlik mesafelerde mesela 2 saate kadar olan mesafeler diyelim ikram verilmeyecek. Dolayısıyla Türk Havalıları iç hatlarda şimdilik şey vermeyi düşünmüyor. İkram vermeyi düşünmüyor. Pre-order dedikleri yani uçağa binmeden önce yolcular sipariş verirlerse kendi ücretlerini ödeyerek onları uçakta sunma, takdim etme durumu var. Yine dış hatlarda 2 saate kadar olan yerlerde ikram verilmeyecek. Ama bunlar tamamen böyle gidecek diye de söyleyemeyiz. Çünkü neticede havacılıkta yoğun rekabetin olduğu bir yer. Orada ilerleyen zamanlarda değişebilir. Bagaj şey mevzusu daha önce yazmıştım. Daha az bagajlarda seyahat etmek durumunda kalacağız. Gerek uçak altına verdiğimiz bagaj, gerekse kabin içine alacağımız. Şimdi kabin içine alacağımız bagajlarda bu kabin size, kabin boyu çantalar var ya, valizler, onları Türk Havalları istemiyor. Diyor ki sadece yanınıza, ki orada limitiniz zaten 8 kilogramdır, el çantanız olsun. Onun da amacı bir uçağa binerken ve inerken o koridordaki yoğunluğu, trafiği fazla şey yapmamak. Çünkü kabine bagajı yerleştirmeye çalışırken geçen sürede arkada oluşan birikmeyi engellemek. Evet, hem onu engellemek hem de her yolcu kabin size bagajı yanına götürdüğü zaman zaten zaman zaman rastlamışsınız. Doluyor. Uçakta yer olmuyor, tıkış tıkış oluyor ve temas çok, eşyalar temas ediyor, siz ona temas ettiniz. Yani orada teması kesme durumunuz da olmuyor. İnerken de sorun, binerken de. Oradan onu öyle azaltacaklar. Havalimanlarında zaten bagaja yönelik mümkün mertebe siz yer hizmetleri görevlisiyle temas etmeden birçok meydanda uygulamaya geçti bazı meydanlarda. Boarding pass'ınızı okutarak bazısı yüz tanıma, bazısı parmak iziyle, bazısı pasaportla tanımlanarak bagajınızı kendiniz veriyorsunuz uçağa. Yani hiçbir güvenlik görevlisi de temas, yer hizmetleri temas etmeden o şey gelecek. Dolayısıyla orada da biraz daha kabin bagajı olsun, artık onu kaldırdılar, bazıları kabul etse bile hem kilogramlarına daha fazla dikkat edilecek. Önceden tolere ediliyordu. Yanınızdaki bagaj 2 parça olurdu, bakmazlardı. Bundan sonra daha sık bakılacak. Hem yer hizmetlerinde o check-in esnasında hem de uçağa 2. aşamada biniş esnasında bakılacak. Yine ikramın business first class tarafında kutular içinde sunumu şu bu olacak. Ve orada da uçan şefler vardı ya daha önce Türk Havalarında. Şimdi Türk Havalıları o uçan şefleri değiştirip yerine uçan hijyen uzmanları görevlendirmek istiyor. Onu da mevcut kabin personelinden yanılmıyorsam birisini eğitecekler ve her uçakta 1 tane kabin görevlisi işin hijyen boyutuyla ilgilenecek. Çok yoğun temas edilen yerler, dokunulan lavabodur, işte
koltuk aralıkları, gözü veyahut arada dolaşan insanlar olunca o sosyal mesafeyi veyahut da güvenlik mesafeyi ihmal etme durumu söz konusu, oralarda dikkat edecekler. Yine uzun uçuşlarda binerken ateş kontrolünü yaptınız, adamda ateşi yok. Ama uzun şey uçuşta havada çıktı diyelim ki adam rahatsızlandı. Mesela onun nasıl izah edileceği, nasıl tedbir alınacağı, başkalarıyla engel nasıl kesileceği konusunda yanılmıyorsam bu hijyen uzmanlarına görev verecekler. Peki şimdi havacılık tarafında 3 aşağı 5 yukarı tablo böyle, üzerine de konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Bir yandan da aslında yine Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan unsurlardan bir tanesi var. Enerjiyle seninle konuşmaktan keyif aldığım konulardan bir tanesi bu. Türkiye özellikle yerli üretimde ve yenilenebilir enerjide payını bayram süresince kapalı olan santrallerin vesairenin de etkisiyle ama %90 seviyesine kadar çıkartmış. Hani normalde bu kadar yüksek olmayabilir oran ama yine de doğru yolda olduğumuzun önemli göstergelerinden bir tanesi. Enerji tarafı için bu önemli. Bir yandan da sondaj faaliyetleri devam ediyor. Akdeniz'i zaten tarıyor şu an itibariyle iki sondaj gemisi. Fatih sondaj gemisi de Karadeniz tarafına geçiyor. Vallahi burada bence en önemli sevindirici husus, bundan işte kaç yıl geriye gidin, işte 10 yıl geriye gittiğinizde elinizde hiçbir şey yok. Yani ne, şu an iki tane sismik gemimiz var Doğu Akdeniz'de araştırma yapıyor. İşte Barbaros, Hayrettin ve Oruç Reis. Elimizde 3 tane sondaj gemimiz var. Fatih, Yavuz, Kanuni. Bunlar yani geriye bir 10 yıl gittiğinde bundan hiçbiri yok. Dolayısıyla biz başka petrol şirketleriyle Karadeniz'de araştırma yapmıştık petrol. Akdeniz'de de yapmıştık. Sonuç da alamamıştık ve onlarla belirli süre, belirli rakamlar üzerinden anlaşma yapıyorsunuz, ciddi paralar ödüyorsunuz. İşte oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Hani el elin eşeğini türkü çığırarak ararmış ya, en fazla öyle oluyor yani. Şimdi bu gemiler sizin, tamamen artık millileşmiş, size ait. Yani siz hükmediyorsunuz, şuraya git, şurada ara, şunu yap, bunu yap. Şimdi iki tane geminizi, sondaj geminizi Doğu Akdeniz'de tutmuşsunuz, arıyor. Bir tanesini de şimdi Karadeniz'e getirdiniz. İnşallah herhangi birisiyle bir şey yakaladığımızdan, zaten az önce o %90 enerji diyorsun ya, ki şu an tüketim de azaldı, her şey düştüğü için o oranlar oraya geldi. İşin rengi tamamen değişecek. Ama enerji tarafında tabii ki tablo çok daha farklı. 90.000'in üzerinde, 91 megawattın üzerinde kurulu gücümüz var ama biz o bahsettiğim tabloyla şimdi en fazla 35-40 binini falan kullanabiliyoruz ki orada müthiş bir atıl kapasitemiz var. Yani çok sayıda yatırım yapmışız, milyarlar doları yatırmışız ama kullanamıyoruz. Bu tablonun oluşmasındaki en önemli sebep hem koronavirüs hem ekonomik kriz, yani her şey var. Yani yeterince istediğimiz ölçüde büyüme adımları atamadığımız için orada çarklar dönmüyor ve tamamen yerli kaynaklara yöneldiğimiz için yerli payda yukarı çıktı. Umarım o bizi motive eder, daha fazla yerli kaynaklara eğiliriz. Peki bir başka dikkate değer konu yine GSM tarafında. Bir yandan Amerika ile Çin arasındaki gerginliğin bir soğuk savaşa evrilmesinden bahsediyoruz. Diğer taraftan Amerika ile Avrupa Birliği arasında kriz öncesinde, Covid öncesinde ortaya çıkmış olan atışma kapışma sürecinden bahsediyorduk. İngiltere burada daha dengeleyici bir rol üstlenmiş ve kendi 5G teknolojisi içerisinde Huawei'ye destek olacağını, onu kullanacağını söyleyen bir açıklama yapmıştı. Amerika'nın baskısıyla beraber buradaki kullanım oranını aşağı çekmişlerdi. Şimdi işler bir kez daha sertleşince bunu daha da aşağı indirme zorunluluğu hasıl oldu gibi görünüyor. Bir geri adım daha geldi bu hafta İngiltere'den. Doğru, çünkü ilk ne 2 yıl önceydi galiba, Barcelona'daki bu GSM fuarı mı diyelim artık, büyük organizasyona gittiğimizde bu yıl yapılamadı ya virüs sebebiyle. Orada ilk şeyde İngiltere'de bunun Avrupa'da 5G'nin hayata geçeceğini ve hatta Huawei'in de ilk adımını orada atacağını açıklamışlardı. Ve gözler tamamıyla İngiltere'ye çevirmişti ki Avrupa ve İngiltere yan yana koyduğunuzda Amerika nezdinde en fazla etkilenecek veyahut da Amerika'nın etkileyebileceği yer olarak İngiltere görünüyordu. Almanya'ya da zaman zaman Amerika Almanya çatışması oluyordu. 5G yatırımlarında Huawei nerede olacak, Çin nerede olacak diye, ama İngiltere üzerinden bunu şimdi daha iyi okumak, şu tabloda net okumak, daha iyi okumak ortaya çıkıyor. Hı hı. Senin altını çizdiğin konu mesela bu hafta Amerika bir kez daha uyardı. Diyor ki benim 5G teknolojilerinde olan ürünlerime sen Çin'in, Huawei'in
herhangi bir ekipmanını adapte edemezsin. Edersen benimkini kullanamazsın veyahut da ona izin vermem, orada şey olmaz. Bu sefer ne yapalım diyor, ortak onun araştırmalarını falan yaptılar. Halen daha da çalışıyorlar. Hassas olmayan yerlerde Huawei'yi kullanabilirsiniz. Yani ne diyelim, bilgi sızdırma veyahut da Amerika'nın kaygılarını... Üstün teknoloji içermeyen unsurlar. Evet. Belki. O hassas, sensitif teknolojilerle örtüşmeyecek ve entegre olmayacak yerlerde Huawei'yi kullanabilirsin diyor. Bunu da ölçümlüyorlar, hesap ediyorlar. En fazla %35'lik bir bölümde, tabii bir de işin rakamsal boyutu var. Biz ekipman olarak, yani şuradan şuraya diyelim ki boru döşüyorsunuz da %35'inde Çin teknolojisi olacak, ama o rakamsal boyutunda nereye hitap ediyor? O aslında o sensitif dedikleri daha hassas olan yerler, daha da kıymetli olan yerler. İşte nedir? Çiplerdir, şeylerde daha hassas yerlerde. Amerika var yani, halinde teknolojisi yok. Peki, değil ama orada kullanamayacaklar. 5G teknolojisinde Çin'le dünyanın geri kalanı arasında büyük bir fark vardı. Yani mesafe olarak. Evet. Hani böyle 6 ay, 1 yılda kapanabilecek bir farktan bir bahsetmiyoruz. Yıl, şu an çok daha üstünde bir fark var. 1 yılda bile kapanıyor. Yani, evet. Dolayısıyla şu an itibariyle Amerika'da vesairede bunun üzerine çalışan ekstra teşvik edilen, desteklenen bir yapı var. Mesela bir ara Avrupa Birliği üzerinden Nokia'yı burada ön plana çıkarma çabası söz konusu olmuştu. Nedir şu an orada durum? Şimdi Amerika zaten hem Nokia'yı hem Ericsson'ı, yine kendi tarafına baktığınız zaman Qualcomm'u, Intel'i, yani bunu tamamlayan bütün şeyde bilimleriyle, hatta Apple'ı burada çok ciddi anlamda şey yapıyorlar, teşvik ediyorlar. Hatta bu baskıların asıl sebebinin biraz daha bu 5G'ye geçiş sürecini geciktirerek kendilerine yer açmak ve o yanda şirketlerin hazırlanıp bu teknolojiyi en önemli yerinden, bir yerinden yakalayabilmesini sağlamak olduğunu söylüyor. Bunun için uğraşıyorlar. Biraz kavga da bence onun için veriliyor. Tabii bir de şimdi bize yansıyan taraf var. Yani bir gün Amerika gelip o İngiltere'ye söylediği sözleri, benim teknolojime, Huawei'yi teknolojilerine entegre edemezsiniz veyahut da ederseniz şu 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 noktalara kadar edebilirsiniz dediği zaman iş bizi de ilgilendirecek boyuta gelecek ki bizim şu an 4.5G'deki şeye baktığımızda bazı GSM operatörlerinde %100'e yakın Huawei var. Yani şey yapsan %75'tir bizde en az Huawei'nin etkinliği ve bizi çok daha fazla etkileyecektir. Biz de mesela birçok yerde Huawei ile çalışma kararı aldık. Hem Turkcell'de hem Türk Telekom'da çekirdek bulut altyapısı. Vodafone zaten. Orada evet. Kullanmaya karar vermiştik. Dolayısıyla buralarda önümüzdeki dönemde, bir de işin şu boyutu var. Bizim kendi teknolojimiz, bizim kendi işte baz istasyonlarımız vesaire derken 5G'ye ne kadar hazırlanıyoruz ona da bakmak lazım herhalde. Yani biz çok iyi bir tüketiciyiz ama üretici olarak buraları karşılamak için biraz daha hızlanmak gerekir mi? Vallahi şu anki Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu anlamda çok ümitliyim. Önceden hep burada eleştirdik, dikkat edersen. Ya işte bizim uçtan uca 5G için ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte bu ULAK yerli baz istasyonu yapıldı. Çekirdek şebeke için ciddi yatırımlar, çalışmalar, elde edilen başarılar falan var ama biz bunu bir türlü şu an mevcut GSM operatörlerine kabul ettirecek adımları atabilmiş değiliz ya. Mevcut ihale şartnamesini uygulamıyoruz. 4.5G ihalesindeki mevcut ihale şartnamesi şu an uygulanmıyor. Uygulasaydık zaten biz çoktan ULAK'ı önemli bir mesafeye getirmiş ve şu anda ihraç ediyor olurduk. Bu da tamamen suç ne Huawei'de, ne Ericsson'da, ne Nokia'da. Tamamen bizim Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda o ihale şartnamesini hazırlayanların titiz davranmamasında, koydukları yerli ve millilik kriterlerine uymamalarında. Şimdi yeni bakan o konuda ciddi adımlar atılıyor. Bence biraz 5G'nin ihalesinde acele edilmez ise biz 5G'de önemli bir yerden oyuna dahil olabiliriz. Peki, sürenin sonuna geldik ama son iki dakika. Gümrükler meselesini iki programdır seninle konuşuyorduk. Oralardaki tarife engeller, yüksek oranlı ordinolar vesaire, yüksek rakamlı ordinolar. Buralarda bir miktar düzeltme geliyor galiba. Ne dersin? Valla burada yine Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etmek lazım. Ticaret Bakanlığı tarafı, gümrükler genel müdürlüğü onların şeyinde, bakanlığın altında, daha önce Gümrük Bakanlığı olarak anıldı ama şu an Ticaret Bakanlığı. Orada o bakanlığın almadığı görev ve sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı ciddi anlamda üstlenmeye başladı. Oradaki boşluğu dolduruyor. Ama sektörde halen daha bu
ordino ve haraç gibi bakınca hiçbir karşılığı yok. Ücretleriyle ilgili tartışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Özellikle ithalat yapan taraftaki bizim iş adamlarımız ciddi itirazlar yapıyorlar ve limanları önemli oranda yurt dışından o büyük taşımacılık yapan şirketlerin kontrolüne geçirmiş vaziyetteyiz. Acenteler de onlarda, liman işletmeciliği de onlarda, yükü de getiriyor. Getirdiği zaman hapis uyguluyor bir yönüyle. Yani siz gidip o ordine ücretini vermezseniz, antrepo, depo ücretini onların belirlediği ücretten ödemezsiniz. Tarife yok çünkü. Adam diyor şu kadar vereceksiniz. Yine en son Habertürk'te yazmıştım. Ürünün bedeli 31 bin TL adam istemiş, 7 bin TL ordino ücreti, 2 bin TL depo ücreti. Ya bu rakamlar senden benden hepimizden çıkıyor gelen ücretler. Ve burada da ciddi bir hukuki boşluk var, düzenlemede ciddi sıkıntılar var. Bir an önce Ticaret Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın, en önemlisi Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın bu çünkü ülkenin kaybı el atması gerekiyor. Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz tekrar sana yorumların için ve senden aldığımız yorumlarla birlikte Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.